Maho Ağa, Ali ve sırtında çantası var. Sonra Ali sırttaki çantayı Maho Ağa'ya veriyor. Yön ne zaman değişir? Eksiyle çarpıp bölürsek yön değişir. Bir de arkadaşlar takla attırırsak. Yani payı paydaya, paydayı paya takla attırıyorsunuz. Takla attırmalarda yön değişir, haberiniz olsun. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Bugünkü konumuz basit eşitsizlikler. Adı üzerinde basit bir konu arkadaşlar, zor bir konu değildir. Gelirse de %100 yapacağınız bir konudur, haberiniz olsun. Gelir mi? Gelir. Şimdi 3x-1 eşittir 14 dedim ve x'i istedim. Arkadaşlar bu eşitsizlik değildir. Bu bir eşlik sorusudur. Eşlik sorularını zaten biliyorsunuz. X'i yalnız bırakacaksınız. -1'i karşıya attın 15. 3'e böldün. X buradan ne çıktı? Hocam X buradan 5 çıktı. Bitti. Şimdi geldik eşitsizlik mevzusuna. Eşitsizlik arkadaşlar büyüktür, küçüktür. İşte büyük eşittir, küçük eşittir. Öyle diyelim. Küçük eşittir. Bunlar da birer eşitsizliktir. Eşitsizliklerde işte bak küçük eşittir demiş. Şimdi buradaki bilmemiz gereken iki nokta var. Şu arkadaşlar. Yön ne zaman değişir? Bunu çok iyi bileceksiniz. Yön ne zaman değişir? Hocam yön eksiyle çarpıp bölürsek yön değişir. Nasıl yani? Mesela dedim ki sana -3x büyüktür 9 olsun. Benden bunun çözüm kümesini istedi. Şimdi arkadaşlar her tarafı neye bölmemiz lazım? -3'e bölmemiz lazım. Ben sana dedim ki bölürsek eksi ile yön değişir dedim. Hadi -3'e bölelim. X bu büyük ya küçüktür -3 olur. Bitti bu kadar. Ha x -3'ten küçükse bunun çözüm kümesi arkadaşlar eksi sonsuz ile -3 arası. Eşlik yoksa açık. Zaten sonsuzlar her zaman açık. Bitti bu. Ya da x bölü -3 büyüktür 2 olsun. Benden buradan x'i istedi. Şimdi benim her tarafı -3'ten çarpmam lazım. Çünkü payda -3 olduğu için -3'ü yok etmemiz lazım. -3 ile çarpalım. Çarptığınız zaman yönde yine değişme olur. Hadi -3'ten çarptım. -3'ler birbirini götürdü. X bu büyüktür, küçüktür olur. Ha eşlik olsa idi. Büyük eşittir olsaydı küçük eşittir olacaktır. Değişen bir şey yok. -3'ten çarptım. Burası ne oldu? -6 oldu. -6'dan küçük eşit oldu. Bitti. Çözüm kümesi diyorsunuz ki eksi sonsuz ile -6 arası eşlik varsa kapalı kutu sonsuzlar zaten her zaman açık. Bir de arkadaşlar takla attırırsak. Yani payı paydaya, paydayı paya takla attırıyorsunuz. Takla attırmalarda yön değişir, haberiniz olsun. Ama işaretler aynı olmalı. Ya her ikisi ya negatif ya da her ikisi pozitif. Nasıl yani? Mesela 5/2 büyük müdür 1/3'ten? Evet arkadaşlar 5/2 1/3'ten büyüktür. 5/2 2,5 gibi bir şey. Ya da 2,5'tan gibi bir şeysi yok. 1/3 de 0,33 gibi bir şey. Tamam. Hadi bakalım. Bunu takla attıralım. Bu 2/5 olur. Güzel. Burası da 3 olur. Kim daha büyüktür? 3 daha büyüktür. Bitti bu kadar. Bakın yön nasıl değişti. Ha, şurası artı, şurası eksi olsa idi. Takla atırsanız yön değişmez. Ya her ikisi negatif olmalı ya da her ikisi pozitif olmalı, haberiniz olsun. Ha buna takla atır -3 olur. Bunu takla atır 2/5. 2/5 yine -3'ten büyüktür, haberin olsun. Önemli bir kuraldır. Şimdi her ikisini pozitif olarak aldık. Yön değişti. Bu bilmemiz gereken birinci ifadeydi. Şimdi geldik bilmemiz gereken ikinci ifade. İkinci ifade şu arkadaşlar. Sorunun girişinde, bu çok önemli ha, girişi. Eğer tam sayı derse, arkadaşlar değer yaz. Tam sayı denen bütün sorularda değer yazıyorsunuz. Değer yaz, değer yaz, değer yaz. Bana onu bulma ama reel sayı derse ya da hiçbir şey demezse o da bir reel sayıdır. Haberiniz olsun. Ne isterse bana onu bulacaksınız. Ne isterse onu buluyorsunuz. Şimdi sorunun girişinde bize ne demiş? Tam sayı. Değer yaz. Bitti. X 5'ten büyükse X'e ne yazabilirsiniz arkadaşlar? Tabii ki 6 yazabilirsiniz. Başka bir şey yazamazsın ki. Tamam ifadesinin en büyük değeri X'e 6 yazdınız mı? Soru bitmiştir. Değer yazıyorsunuz. -18 bir daha. Cevap -17'dir. Şıklardan -17'yi bulursun ve işaretlersin. Bitti bu kadar. Ama sorunun girişinde reel sayı deseydi. Aha. Şimdi arkadaşlar reel sayılarda reel sayı derse
Ne isterse onu bulacaksınız. Hadi arkadaşlar onu birlikte bulalım. Şimdi artık 6 yazamazsın. Değer yazmak bitti artık. Burayı da sileyim. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Eksi 3x artı 1'i. Anlamı ne? Her tarafı eksi 3'ten çarp. Hadi çarpalım. Eksi 3 ile çarpacaksınız. Eksi 3 çarpın sana yön ne olurdu? Değişirdi. Dediniz ki eksi 3x yön değişti. Eksi 15. Sonra artı 1. Her tarafa 1 ekleyin. Eksi 3x artı 1. Eksi 14. Arkadaşlar toplama çıkarmada bir sıkıntı yok. Ekleyip çıkarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hocam 5 çıkar. 5 ekle. Sıkıntı yok. Yönde değişme olmaz. Yön ne zaman değişir demiştim. İki yerde değişir. Negatiften çarpıp negatife böldüğünüzde bir de takla atardığınızda. Başka hiçbir şekilde yön değişmez. Hocam her taraftan 5 çıkaralım. Sıkıntı yok. Her tarafa 2 ekleyelim. Sıkıntı yok. Şimdi her tarafa 1 ekledim. Burası da eksi 14 oldu. Benden alacağı en büyük tam sayı değerini istiyordu. Doğru değil mi arkadaşlar? Alacağı en büyük tam sayı değeri de eksi 13 çıkar. Şıklardan eksi 13'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Demek ki iki şeyi çok iyi bileceğiz. Birincisi yön ne zaman değişir? Eksiyle çarpıp eksiyle bölmek, bir de takla attırmak. İki, sorunun girişinde tam sayı derse değer yaz. X 5'ten büyük mü diyor? 6 yaz. X 10'dan büyük eşit mi diyor? 10 yaz. Anlatabiliyor muyum? Değer yaz. Başka yolu yok. Ama hiçbir şey verilmemişse, hiçbir şey verilmemiş. Bak sorunun girişinde hiçbir şey yok. O bir reel sayıdır işte. Hiçbir şey verilmemişse X reel sayıdır. Haberiniz olsun. O zaman ne yapacaksınız? Ne isterse onu bulacaksın. Öyle demişiz. Ne isterse onu bul. E hadi bulalım hadi. Şimdi reel sayım demiş. Şimdi bizden ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Bana bunu bulacaksın kardeş. Çözüm. Önce bir yer tarafı 3'e bölelim. Çünkü 3x değil de biz x'le alakalı yorum yapmak istiyorsak her tarafı önce bir 3'e bölelim. Bir sıkıntı yok. Burası eksi 1 oldu. X ve 3 oldu. Tamam x'i bulduk. Şimdi sen benden ne istiyorsun? 5 eksi 2x'i. Önce bir eksi 2x'i bulalım. Hadi bakalım. Her tarafı eksi 2 ile çarpıyoruz. Eksi 2 ile çarparsak yönler komple değişir. Küçük büyük olur. Büyük küçük olur. Eksi 2 ile çarptım 2. Eksi 2x. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6. Bakın yön değişti. Büyük küçük oldu. Küçük büyük oldu. Sonra demiş ki artı 5. Her tarafa 5 ekleyelim. Eksi 1. Eksi 2x artı 5. Ve 7. Soru bitmiştir. Alacağı tam sayı değerler toplamı. Eksi 1 ile 7 arasında hangi tam sayı değerlerim var? Eksi 1'de eşitlik de vardı. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A bunları topla. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hocam sorunun girişinde tam sayı deseydi. Tam sayı. Değer yaz. Şimdi x'in alanını biliyorum zaten. Şurayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. X'imiz eksi 1'den 3 aralığında 3'e eşitmiş zaten. Ne istiyorsun? Bu ifadenin alacağı tam sayı değerleri toplamını istiyor. Arkadaşlar sorunun sonu önemli değil. Tam sayı mı sayı beni yendirmez. Sorunun girişi önemli. Tam sayı demiş mi demiş. Değer yazacaksınız. Hadi. X eksi 1'den büyük, 3'ten küçük. 5 eksi 2x'i istiyor ya. X'e önce bir 0 yazalım. 1 yazalım. 2 yazalım. Bir de 3 yazalım. Soru bitmiştir. X'e 0 yazdım. 5. X'e 1 yazdım. 3. X'e 2 yazdım. Eksi 4. 5'ten 4 çıktı. 1. X'e 3 yazdım. Eksi 6. 5 ile topladık. Eksi 1. Bitti. İşte benden bunların toplamını istiyor. Topladınız mı soru? Bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Eksi ile çarpıp eksi ile bölerseniz yönler değişir. Bunu unutmayın. Takla attırırsanız yön mutlaka değişir. Bunu unutmayın. Bir de arkadaşlar sorunun girişi bizi çok ilgilendirir. Sorunun girişi tam sayı demişse değer yaz. Hocam tam sayı demiyor ya da hiçbir şey demiyor ya da reel sayı diyor. Bir önce çözdüğüm sorun aynısı. Arkadaşlar ne istiyorsa onu bul. 5x mi diyor? Herkesi 5 ile çarp. 3x mi diyor? Herkesi 3 ile çarp. Soru bitmiştir. E hadi bunlarla alakalı birkaç tane soru çözelim. Yolumuza devam edelim. Evet, öncelikle bu soruları bir çözelim. Sonra yolumuza devam ederiz. Buyurun. X veya birer tam sayı. Tam sayı demişse değer yaz. Değer yaz. Değer yaz. Değer yaz. Tam sayı derse değer yaz. Değer yaz. Başka bir şey yapma. Nasıl yani hocam?
2x artı 3 yani en büyük tam sayı değeri. De bak bu önemli değil değil. Bu tam sayı istenen boşver. En büyük değeri. Bitti. Sonuçta girişte tam sayı demiş mi dememiş mi? Tamam demişse sıkıntı yok. Hadi değer yazalım. Şimdi x'i en büyük alacaksınız. Y'yi en büyük alacaksınız ki sonuç en büyük olsun. X'in en büyük değeri 4'tür. Y'nin en büyük değeri de 1'dir. Soru bitmiştir. Ne oldu arkadaşlar? 6, 9 mu etti? 9'u şıklarda bulursun. 8, pardon 11 etti. 11'i bulursun ve soru bitmiştir. Geldik alttakine. En küçük tam sayı değeri. Süper değer yazacağım çünkü işte tam sayı demiş. Hadi en küçük diyorsa bu pozitif olduğu için x'e negatif yazalım. X'in negatif değeri eksi 2'dir. Y'ye de pozitif yazalım ki öndeki eksten dolayı eksi olsun. Y de 1 olur. Tamam. Burası ne oldu arkadaşlar? Hu 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 hu. Evet. Yanlış olmasın. Burası eksi 6. Şurası eksi 2. Topladık. Eksi 8 oldu. İşte sana en küçük tam sayı değeri. Devam edelim arkadaşlar. Geldik bizim bu soruya. X çarpı Y en çok kaç olur? En az kaç olur? Yine değer yazacağız. Başka bir şey yok. En çok diyorsa ya X'i negatif ya da X'ini pozitif alalım ki her ikisinin sonucu pozitif olsun. Her ikisini negatif alırsam eksi 2'ye eksi 4 olur. Çarp 8 olur. En büyük alsaydım 4'e 1 çarp 4 olur. Tabii ki 8 daha büyük. En çok diyorsa x'i ne aldık arkadaşlar? Eksi 2 aldım. Y'yi ne aldım? Eksi 4 aldım. Çarpma da 8 oldu. İşte bu en büyük değerdir. Ya her ikisini negatif ya her ikisini pozitif alalım çarpalım. Hangisi büyükse en büyük değer olur. En az diyorsa birini pozitif birini negatif alalım. Tamam. Önce bunu negatif bunu pozitif alalım. Eksi 2'ye 1 çarptım eksi 2. Bunu pozitif bunu negatif alalım. Oha 16 oldu lan. 16. Hem de eksi 16. Bitti. İşte en az da eksi 16'dır. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Sorunun girişinde tam sayı demişse kesinlikle değer yazıyorsunuz. Nasıl değerler yazıyoruz? En büyük derse her ikisini en büyük aldık. En küçük derse pozitifi tabii ki negatif alacaksın. Negatifi de pozitif alacaksın ki toplamları negatif yani en küçük olsun. Geldik bizim bu sorumuza. Ha, reel sayı demiş. Reel sayılarda arkadaşlar değer yazılmaz. Ne isterse onu bulacaksın. Ne istiyor? 2x. Her tarafı 2 ile çarpar mısınız? Eksi 6, 2x ve 8. Ne demiş? 3y. 3 ile çarpar mısınız? Eksi 12, 3y ve 6. Alt alta topla soru bitmiştir. Şurası eksi 18 olur. Birinde var birinde yoksa eşitlik. Eşitlik yoktur. 2x artı 3y yoktur. Toplayın 14. 14'ten küçükse alacağı en büyük tam sayı değer kaçtır arkadaşlar? 13'tür. Bir öncekinde ne bulmuştuk? 11 bulmuştuk. Bakın farklı bir şey bulduk. Dikkat etmeniz mi? Olay budur. Devam edeyim. Bu ifadenin en küçük tam sayı değeri. Süper. Sorunun girişine reel sayı demiş mi? Bana bunu bulacaksınız. Önce bir 3x'i bulalım. Her tarafı 3 ile çarpın. Sorayım bana. Eksi 9. 3x. 12. Güzel. Sonra eksi 2'ye. Her tarafı eksi 2 ile çarpacaksınız. Şurayı 3 ile çarpmıştık. Şurayı da eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 2 ile çarptığınız zaman yön komple değişir. Yön değiştireceksiniz. Yani eksi 2 ile çarptım. 8 küçüktü ya. 8 bu sefer büyük oldu. Eşitliğiyle birlikte gitti. Eksi 2'ye. Evet. Şurası da eksi 4. Şimdi bana bunları alt alta toplayın arkadaşlar. Burası ne oldu? Eksi 13'ten büyük olur. En küçük değer diyor. Eksi 12'dir. Şıklardan eksi 12'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Hadi toplayalım. Şurası eksi 13. Eşitlik yoksa yoktur. 3x eksi 2'ye. Eşitlik her ikisine varsa vardır. Topladık 20 etti. En büyük değer deseydi 20'yi alırdınız. En küçük değer dediği için eksi 13. Eksi 13'ten büyükse eksi 12 olur. Eksi 12'yi şıklarda bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Çarpımının tanım kümesini isterse bunun çözümü çok farklı. Eksi 3 x ve 4 y'nin aralığı eksi 4 y ve 2. Arkadaşlar çarpmalarda çapraz hepsini çarpıyorsunuz. Nasıl yani? Şu eksi 3'ü tutuyorsunuz. Fışt fışt her ikisinden çarpıyorsunuz. Hadi çarpalım. Bakalım ne çıkacak. Şurası 12 virgül.
Eksi 6 virgül. Sonra 4'ü fışt fışt çarpalım. Eksi 16'ya 8. En küçük kimse en küçük odur. En büyük kimse en büyük odur. Yani x çarpı y. Evet. En küçük kim? Eksi 16. Eksi 16 ile en büyük kim? 12. 12 aralığındadır. Şimdi izleyin. Hangisinde eşitlik var, hangisinde eşitlik yok? Şu ikisinde eşitlik vardı. Dikkat ettik mi? X'in çarpımı eksi 16'dır. O zaman eksi 16 da eşitlik olur. Diğerlerinde eşitlik yoktur. Her ikisinde eşitlik varsa çarpımlarında eşitlik olur. Ama mesela bunda yok, bunda var. Çarpımda eşitlik çıkmaz ki. Bunda var, bunda yok. Çarpımda eşitlik çıkmaz ki. Olay anlaşıldı mı? 12'yi nasıl bulmuşlar? Şu ikisini çarparak bulmuşlar. Birinde var, birinde yok. Yoktur o zaman. Sadece ikisinde eşitlik varsa çarpımlarında eksi 16'da eşitlik olur. Diğerlerinde eşitlik olmaz. Demek ki çarpma işleminde tanım kümesi istendiği zaman fışt 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 hepsini teker teker çarpıyorsunuz. Ha, alacağı en büyük değer 11'dir. Alacağı en küçük değer de eksi 16'dır. Şıklardan eksi 16'yı bulursun ve işaretlersin. Hadi bakalım geldik buraya. X kareyi istiyor. Arkadaşlar işte bu çok önemlidir. Şimdi ben burayı siliyorum. Ben burayla bir işim kalmadı zaten. Şimdi sana farklı bir şey göstermek istiyorum. Neyi? Bakın neyi sana göstereceğim. Dedim ki şurada x kareyi bulalım. Arkadaşlar x kare. Şimdi öğrenciler diyor ki hocam 9'dan 16 arasında. Hemen karesini alıyorlar. Hayır. Araya 0 giriyor mu girmiyor mu? Eksi 3'ten 4 arasında 0 giriyor. O zaman karesi 0'dan büyük eşittir. Bunda karesini al, bunda karesini al. Hangisi daha büyük onu da sağa yazın. 16 daha büyüktür. Eşitlik olduğu için evet 0 ile 16 arasındadır. Hocam bir tane m diyelim. İşte 4 ile ne arasında olsun? 7 arasında olsun. Burada da eşitlik olsun. Arkadaşlar araya 0 giriyor mu? Girmiyor. Karesini al soru bitmiştir. M kare 16 ile 49 arasındadır. Bitti bu kadar. Devam edelim. Hocam ne? Eksi 4 ile 3 arasında olsun. Eksi 3 arasında olsun. Süper. Araya 0 girir mi? Girmez. O zaman ne kare? Diyorsunuz ki 16 ile 9 arasında. Tabi eşitlik varsa 9'da karesi 9 ya. 9'u buraya yazalım. 16'yı da buraya yazalım. Soru bitmiştir. Ama araya 0 girirse 0'dan büyük eşit. Mesela y kareyi isteseydi. Araya 0 giriyor mu girmiyor mu? Hocam valla araya 0 giriyor. Çünkü eksi 4'ten 2 arasında 0 var. O zaman 0'dan büyük eşittir. Şunun karesi 16, şunun karesi 4. 16 daha büyüktür. O zaman diğer tarafa da 16 eşitlik olduğu için eşitliğine birlikte yazılır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Hocam küpünü isteseydi. Küplerde hiç sıkıntı yok. Direkt küpünü al soru biter. Eksi 64'ten küpünü al 8 arasındadır. Soru bitmiştir. Küplerde bir sıkıntımız yok. Sadece karelerde üstü çift olanlarda sıkıntımız var. Üstünü 4 alsaydın yine araya 0 giriyor mu? Girmiyor mu? Ona bakacaksınız. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. X kare diyor. Araya 0 giriyor mu? Giriyor. Karesini almayacaksınız. Diyeceksin ki x kare 0'dan büyük eşittir. Garanti. Karesini al 16. Daha büyük olduğu için büyüğü sağa yazdım. Geldik y küpe. Küplerde direkt küpünü al soru biter. Dediniz ki eksi 64 ile küpünü al 8 arasında. Şimdi bana bunları toplayın. Her ikisinde eşitlik varsa eşitlik vardır. Eksi 64 x kare artı y küp. Birinde eşitlik var birinde yoksa yoktur. 24'ten de küçüktür. Tanım kümesi eksi 64'ten 24 arasındadır. Eksi 64 ile 24 arasında. 24'te eşitlik yok açık kutu. Eksi 64'te eşitlik var kapalı kutu. İşte sana tanım kümesi bu çıktı. Olay anlaşıldı mı? Alacağı en büyük değer 23'tür. Alacağı en küçük değer de eksi 64'tür. Onu da isteyebilir senden. Şimdi geldik alt tarafa. Bu olmaz. Arkadaşlar bak bu olur. İki tane ayrı bilinmeyen varsa sıkıntı yok. Ama bir bilinmeyen iki yerde geçiyorsa sıkıntı var. Öğrenciler diyor hocam x kareyi bulurum. X kareyi buluyorlar. X kare hangi aralıktaydı? Sıfırdan büyük eşit. İşte 16'dan da küçük eşit. Hocam diyor 4x'i bulurum. 4'ten çarparım. Eksi 12. İşte 4x. Bir de 4'ten çarptık 16. 6 alta toplarım. Bir de diyor ki 3 çıkartırım. Kusura bakma da nah yaparsın. Arkadaşlar aynı bilinmeyen iki yerde geçemez. O zaman ne yapacaksınız? Bunu tek bilinmeyene çevireceksiniz. Nasıl tek bilinmeyene çevireceksiniz? Tabii ki ben bunu tam kare yapacağım. Yarısını alın.
Yarısını alın. Bu x artı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. Adam eksi 3'ü istediği için eksi 7. Adam benden bunu istiyor. Yani anlamı şu. Her tarafa 2 ekleyeceksiniz. X'de karesini alıp 7 çıkaracaksınız. Bana bunu bu şekilde yapacaksınız. Şu anda arkadaşlar ben bir tane x görüyorum. Ama burada 2 tane x vardı. Olmaz. Bunu hemen bu şekilde tek x'e çevirdik. Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Zaten son sorumuz. Hemen hızlı bir şekilde seri sorularıma geçiş yapacağım. Ama bu soruyu burada hemen çözmek istiyorum. Ne demiş? X artı 2. Her tarafa bana bir 2 ekler misiniz? Eksi 1. X artı 2 ve 6. Karesini al. Araya 0 giriyor mu girmiyor mu? Giriyor. X artı 2'nin karesi 0'dan büyük eşit. Karesi 36'dan da küçük eşit oldu. 7 çıkar. Her taraftan 7 çıkarın. Eksi 7. X artı 2'nin karesi eksi 7. 7 çıkarın. 29. Alacağı en büyük değer 29'dur. Alacağı en küçük değer de eksi 7'dir. Tanım kümesi de eksi 7 ile 29 arasındadır. Haberiniz olsun. Ne yaptım? Tek bilinmeyene çevirdim. Her tarafa 2 ekledim. Sonra karesini alırken araya 0 giriyor mu girmiyor mu? Giriyor. 0'dan büyük eşit. Karesi 36'dan da küçük eşit. Sonra her taraftan 7 çıkardım. 7 çıkardık. Soru bitmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım. Seri sorulara geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bu seri sorulara. Diyor ki x 1'den büyük, x 0 ile 1 arası, eksi 1 ile 0 arası, eksi 1'den küçük. Arkadaşlar sen bir x durumu için, x için 4 tane durum vardır. Ya 1'den büyüktür, ya 0 ile 1 arasındadır, ya 0 ile eksi 1 arasındadır, ya da eksi 1'den küçüktür diyorsunuz. X, x kare, x küpü sırala demiş. Hadi bunu sıralayalım arkadaşlar. Şöyle sıralayacaksınız. Şimdi x 1'den büyük ne var? 2 var. Tamam, 2'yi yerine yazalım. 2, x'imiz 2. 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8. Hangisi büyüktür? X küp en büyüktür. Sonra x kare, sonra x gelir. Bitti bu kadar. Değer yazacağım. Başka bir yolu yok. Şimdi hocam, x 0 ile 1 arasında ne var? 1 bölü 2 var. Tamam, 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün küpü, 1 bölü 8. En büyük kim? Tabii ki 1 bölü 2. Sonra 1 bölü 4, en küçüğü de 1 bölü 8'dir. Yani en büyük x. Sonra x kare, sonra x küp. Üstü büyüdükçe büyük olan x 1'den büyükler için geçerlidir. Ama hocam üst büyüdükçe sayı küçülürse o sayı 0 ile 1 arasındadır. Süper. Şimdi devam edelim. 0 ile eksi 1 arasında ne var? Eksi 1 bölü 2 var. Süper. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Eksi 1 bölü 2'nin küpü eksi 1 bölü 8'dir. Tamam. Şimdi en büyük kim? Tabii ki x kare. Sonra kim gelir? Eksi 1 bölü 2'nin büyük. Eksi 1 bölü 8'in büyük. Tabii ki eksi 1 bölü 8. X küp sonra da x gelir. Bitti bu kadar. Devam edelim. Hocam x eksi 1'den küçükse eksi 2 olsun. Eksi 2'ye göre değerlerimizi yazalım. Hadi bakalım. X'e eksi 2 yazacağım. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2'nin küpü eksi 8. En büyük kim? X kare. Sonra kim gelir? Eksi 2 yani x. Sonra da eksi 8 x küp gelir. Arkadaşlar x kareler. Eğer x ve x küpten büyükse o sayı %100 negatiftir. Negatifse ya 0 ile eksi 1 arasındadır ya da eksi 1'den küçüktür. Bitti bu kadar. Mantık bu. Şimdi soruda adam x kare x'ten küçükmüş. Arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı 0 ile 1 arasındadır. Bunu unutmayın. Bakın x kare x'ten küçük. Bu bir kuraldır. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Demek x hangi aralıktaymış arkadaşlar? 0 ile 1 arasındaymış. Ha hocam soru şöyle deseydi. X küp x'ten küçük, x de x kareden küçük. Arkadaşlar izleyin beni. Şimdi diyorsunuz ki ya x 1'den büyüktür, ya 0 ile 1 arasındadır, ya 0 ile eksi 1 arasındadır, ya da eksi 1'den küçüktür. Bu dört durumu hepsini teker teker incelersin. Hiç ezber yapmaya bile değmez. X 1'den büyükse 2 olsun. Oğlum 2'nin karesi 8'den büyüktür doğru da 2 8'den büyük müdür? Yanlış. Bu yanlış. Geldik buraya. Sıfırdan biraz daha 1 bölü 2 var. Bu 1 bölü 8, bu 1 bölü 2, bu 1 bölü 4. 1 bölü 4, 1 bölü 2'den nasıl büyük oluyor? Bu da yanlış. Eksi 1 ile 0 arasında ne var? Eksi 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 yazalım. Şurası eksi 1 bölü 8. Şurası eksi 1 bölü 2. Şurası da 1 bölü 4. Arkadaşlar eksi 1 bölü 8 daha büyüktür. Bu da yanlış. X eksi 1'den küçük ne var? Eksi 2 var. Eksi 2 yazalım. Eksi 8.
Eksi 2 ve 4. İşte bu doğru. Demek ki burada x'imiz hangi aralıktaymış? X eksi 1'den küçüktür diyecektiniz. Haberiniz olsun. Mantığı bu. Bütün değerlerin hepsini teker teker yazarım. Haberiniz olsun. Ezber yapmam. Bunların ezberi yapılmaz. Devam ediyorum. Yine biz orijinal sorumuzu yazalım. Orijinal sorumuz neydi arkadaşlar? Şurayı da siliyorum. Orijinal sorumuz x kare x'ten küçük imiş. Bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı %100 0 ile 1 arasındadır. Haberiniz olsun. Tamam, bunu biliyorum. Diyor ki yerin tanım kümesi. Arkadaşlar kimin aralığını biliyorsunuz? X'in aralığını biliyorsun. O zaman bana buradan bir x'i bulur musunuz? Hadi bulalım. Y'yi karşıya attım. 2'ye böldüm. X 4 eksi y bölü 2'dir. Süper. Bunu buldum ya. Bu bulduğumu şuradaki x gördüğüm yere yapıştırdım mı? Soru bitmiştir. Hadi yapalım. 0. X gördüğüm yere bunu yazacağım. 4 eksi y bölü 2 ve 1. Her tarafı 2 ile çarpalım. 0, 4 eksi y ve 2. Her taraftan 4 çıkartalım. Ben bu 4'ü yok etmem lazım. 4'ü yok etmek için her taraftan 4 çıkartırsın. 4 çıkardık. Eksi 4. Eksi y. 4 çıkardım. Eksi 2. Bir de her tarafı eksiyle çarpalım. Yönler değişir. Eksi 2 büyükken 2 küçük olur. Y. Eksi 4. Eksiyle çarpınca artı 4. O da büyük olur. Haberiniz olsun. Demek ki y 2 ile 4 arasındadır. Diyebilir. Y'nin alacağı kaç tane tam sayı değer var? Bir tek 3'ü alır. Y hangi aralıktadır? 2 ile 4 aralığındadır. Artık ona göre soruyu şekillendirirsiniz. Devam ediyorum. Geldik buraya. A çarpı B sıfırdan küçük imiş. A eksi B de sıfırdan büyük imiş. Çözüm. İzle. A eksi B büyüktür sıfır. Doğru mu? Bakın A eksi B sıfırdan büyük. Eksi B'yi karşıya atalım. A B'den büyüktür. Çarpımları sıfırdan küçükse biri negatif biri pozitif. Hangisi pozitif? Büyük olan pozitif, küçük olan negatiftir. Yani B en küçüktür. Sonra sıfır, sonra A gelir. Kuralımız bu. Diyor ki hangileri daima yanlıştır. Biz yanlış arıyoruz. Tamam. A şıkkından başlayalım. Bunu bir B parantezine alalım. Yani birinci şıktan başladım. B parantezinde A artı 1 küçüktür 0 demiş. Şimdi benim B negatif. Pardon. Evet B negatif. Şimdi. A pozitifti. Pozitife 1 eklerseniz bu da %100 pozitif olur. Çarpımları arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Bu kesin doğru. Bu doğru. Biz neyi arıyoruz? Yanlışı arıyoruz. O zaman 1 gitti. Ben 1'den işim yok. 1 kesin doğrudur. Bakın bir de anlatıyorum. Şunu bir B parantezine aldım. A artı 1 kaldı. B negatif. Çok iyi biliyorum. A artı 1. Şimdi A pozitifti. Sıfırdan büyük bir sayıya. Sen 1 eklersen ne olur? %100 pozitif olur. O zaman %100 pozitif olursa arkadaşlar çarpımları sıfırdan küçüktür. Bu doğrudur. Daima doğru. Şimdi birinci öncülümüz doğru. Şimdi geldik 2'ye. Buraya. Şimdi ben bunu bir B parantezine almak istiyorum. Alalım. Ya da B parantezine almaya gerek yok ya. B kare %100 pozitif. A çarpı B %100 negatif. Çünkü biri negatif biri pozitif ya. Negatifi negatifine çarptım pozitif oldu. İki pozitifin toplamı nasıl sıfırdan küçük oluyor? Bu kesinlikle yanlıştır. Kolay anlaşıldı mı? Bakın B kare %100 pozitif. A çarpı B zaten negatifti. Önde eksimiz var pozitif olur. İki pozitifin toplamı nasıl sıfırdan küçük oluyor? Kesin yanlış. Geldik buraya. Şimdi. A bölü B %100 negatif. Evet. A pozitifti. Önde eksimiz var negatif olur. İki negatifin toplamı nasıl birden büyük oluyor? Arkadaşlar yanlış. Hangisi daima yanlıştır? Bu da arkadaşlar yanlış oldu. Doğru olma ihtimalimiz var mı? Bakıyorum. Doğru olma ihtimalimiz var mı? A bölü B negatif dedik. Eksi A. Evet. A'mız sıfırdan büyüktü. Eksi 2 eksinin toplamı birden küçük olamaz. Birden büyük olamaz. Bu birden büyüğüm demiş. Bu da yanlıştır. Haberiniz olsun. O zaman hangileri daima yanlıştır? 2 ve 3 daima yanlıştır. Şıklardan 2 ve 3'ü bulursunuz ve işaretlersiniz. Hadi geldik bizim bu sorumuza. Ne diyor? X tam sayı değerleri kaç adettir diyor. Arkadaşlar bunları takla attıralım. X paydada ya. Takla attırdığım zaman yönler ne olurdu? Değişirdi. Ne zaman yönler değişirdi? Eksiyle çarpıp eksiyle böldüğümüz zaman. Bir de arkadaşlar takla attırdığımız zaman. Takla attıralım 5. Yön değişti.
Bakın küçüktür büyük oldu. X artı 1 bölü 2 ve 3. Ha şu negatif, şu pozitif olsaydı yön değişmez. İşaretler aynıysa yön değişir. Buna dikkat ederim. Olay anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi altta 2 var. Her tarafı bir 2 ile çarpar mısınız? Ben bu 2'yi yok etmem lazım. 10, x artı 1 ve 6. Her taraftan 1 çıkartır mısın? Benim bu artı 1'i yok etmemiz lazım. 9, x ve 5. Arkadaşlar 5 ile 9 arasında x tam sayı değerler kaç adettir? 6, 7, 8 ve 6, 7, 8 işte. V'si yok, 9'dan küçüğüm diyor. 3 tane değer var. Şıklardan 3'ü bulursun ve işaretlersin. Geldik sağdaki sorumuza. Hocam hem burada hem burada hem burada bilmeyen varsa ne yapacağım? Önce ilk ikisini, sonra son ikisini inceleyeceğiz. Önce ilk ikisine bakalım. X'i bu tarafa atalım. 2x yönde değişme yok. 2'yi bu tarafa atalım. 0. X büyüktür 0 olur. Haberiniz olsun. Bir de son ikisini inceleyelim. X'i bu tarafa attım. 2x. 2'yi karşıya attım. 10. X küçüktür. 5 olur. X 0'dan büyük. 5'ten küçük. O zaman x'im 0 ile 5 arasındadır. Çözüm kümesi arkadaşlar. Ya bu şekilde geçer ya da 0,5 bu şekilde geçer. Haberiniz olsun. Ne yaptım? Önce ilk ikisini inceledim. X'i bu tarafa attım. 2x. 2'yi bu tarafa attım. 0. 2'ye böldüm. X büyüktür 0. Sonra son ikisini inceledim. X'i bu tarafa attım. 2x. 2'yi karşıya attım. 10. Her tarafı 2'ye böldüm. X 5'ten küçük dedim. O zaman 0 ile 5 arasındadır. Sorumuz bitmiştir. Hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar, geldik bu muhteşem sorulara. Hızlı bir şekilde başlayalım. A 2 ile 6 arasında, B ile, B de 1 ile 3 arasındaymış. A artı B bölü A çarpı B aralığını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar bunu bir parçalayalım. Şunu şununla parçalıyorum. A bölü AB yani 1 bölü B artı bunu buna böldüm. B bölü AB, B'ler gitti. 1 bölü A. Adam benden A bunun aralığını istiyor. 1 bölü A ile 1 bölü B'yi mesela bulurum. Takla attırmamı istiyor. Takla attığın zaman yönler ne olurdu? Değişirdi. Bunu takla attıralım mı? 1 bölü A. Takla attırdım. 1 bölü 2 olur. O büyük olur. 6'yı takla attırdım. Burası da 1 bölü 6 oldu. Geldik 1 bölü B'yi bulmaya. B 1 ile 3 arasında takla attıralım. 1 bölü B. Bu 1 yine 1 olur. Takla attırırsanız. 3 1 bölü 3 olur. Süper. Yani yer değiştirdim. Şimdi bunları alt alta topladınız mı soru biter. Birinde eşlik bakıyorum. Bu A buraya geldi. Yanlış olmasın maksat. Güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Toplayalım. 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ün toplamı. Burayı 2 ile payda eşleyeceğim arkadaşlar. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 mi oldu? Evet. 2 bölü 6. 1 bölü 6 da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Her ikisinde birinde eşlik yoksa eşlik yoktur zaten. Her ikisinde eşlik olursa eşlik olur. Güzel. 1 bölü A artı 1 bölü B. Yani işte istenenini bulduk işte. Alt alta topladım. Birinde var birinde yoksa yoktur. İkisinin toplamı da 3 bölü 2'dir. Çözüm kümesi yani aralığı 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aralığındadır. Her ikisi de açık kutudur. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulup işaretlersin. Buyurun arkadaşlar. A kare A'dan küçükse A 0 ile 1 arasındadır. Bir sayı ben mutlak değerinden küçüğüm diyorsa B %100 negatiftir. Doğru mudur arkadaşlar? A 0 ile 1 arası. Bir sayının karesi kendisinden küçükse her zaman A 0 ile 1 arasındadır. Bir sayı ben mutlak değerden küçüğüm diyorsa o sayı %100 negatiftir. Çünkü mutlak değer arkadaşlar daima pozitif. B'den yani mutlak değeri pozitifse kendisi de negatif olmalı. Her ikisi pozitif. B pozitif olursa mutlak değer de pozitif olur ki ikisi birine eşit olur. Güzel. Diyor ki hangisi kesin doğrudur? Biz kesin doğruyu arıyoruz. A artı B sıfırdan büyüktür. Niye? Buna eksi 5 desem, buna da 1 bölü 2 desem sıfırdan büyük olmuyor. Bu yanlış. A eksi B. Şimdi A pozitif. B negatifse eksiden çarpım pozitif oldu. İki pozitifin toplamı nasıl sıfırdan küçük oluyor? Yanlış. Geldik buraya. Şimdi B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. B'ye B'ye böldüğüm zaman yön değişir. Çünkü B sıfırdan küçük negatif ya. A büyüktür. Ne oldu arkadaşlar? A küçüktür oldu. Yön değişti. B'ye B'ye böldüm. 1 kaldı. Çünkü B negatif bir sayıydı. Negatif sayı böldüğü zaman yön değişir. A 1'den küçüğüm diyor. A 1'den küçüktü zaten. Ama ne diyor? Ben bir de 0'dan büyüğüm diyor. Ona biraz sonra bakalım. Güzel. Bu sanki olduğu gibi. Geldik buraya. B A'dan büyüktür. Negatif.
Ne zamandan beri pozitiften büyük oldu? Bu kesin yanlış. Şimdi B'ye B'ye böldüm, yön değişir. A büyüktür 1 oldu. A birden hani küçüktü. Yanlış. Cevap 3'tür. Haberiniz olsun. Ne yaptım arkadaşlar? Aslında bunlar belli. Üçüncü maddeye bir de bakıyorum. B'ye B'ye böldüm. B sıfırdan küçükse yön değişir. A küçüktür 1 olur. Zaten A küçüktür 1. Diğer tarafı zaten sıfırdan da büyük demiş. Doğrudur. Ama A küçük 1 bulduktan sonra soru biter. Haberiniz olsun. Şimdi üçüncü öncülümüz. Hangisi kesin doğru? Bu kesin doğrudur. Haberiniz olsun. Ha! Değer yazalım. A sıfırdan küçük ne var? Eksi 2 var. Eksi 2 var. B de sıfırla 1 arasında ne var? 1 bölü 3 var. Arkadaşlar 1 bölü 3'ü eksi 2 ile çarpınca ya da 1 bölü 2 olabilir. Sıkıntı değildir. Eksi 1 eksi 2'den büyüktür zaten. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşılmıştır. Üçüncü öncülümüz kesin doğrudur. Geldik bizim buraya. Hangisi her zaman yanlıştır? Biz her zaman yanlış arıyoruz. Genelde arkadaşlar bu hangisi her zaman yanlıştır, hangisi her zaman doğrudur? Genelde en son şıklara verirler. Önce bir en son şıkkımıza bir bakalım, yukarı doğru çıkalım. Bu direkt üçüncü şıktı zaten. Şimdi buraya bakmak istiyorum. Şimdi x çarpı y, bir de çarpmalar bölmeler çok kolay arkadaşlar. Toplama çıkarmada ben sıkıntı yaşarım ama çarpma bölmede ben sıkıntı hiç yok yaşamam. Şimdi x çarpı y. Eksi x'in sıfırdan küçükse x %100 pozitiftir. Ki eksiyle çarpalım sıfırdan küçük olsun. Eksi n sıfırdan büyükse n de %100 negatiftir. Tamam. N'in negatif olduğunu biliyorum. Y negatif zaten belli. Çünkü ben sıfırdan küçüğüm demiş. Y negatiftir. Z de zaten negatiftir. Diyor ki x çarpı y. X'in y'nin çarpımı negatif. Negatifi negatife bölünce nasıl sıfırdan küçük oluyor? Bu yanlıştır. Hangisi her zaman yanlıştır? E şıkkı daima yanlıştır. Ha geldik diğer şıklara. X artı Z. Dur. Şu eksi X'imiz küçüktür Z diye. Evet eksi X'den küçüktü. Şu eksi X'i karşıya atar mısınız? X artı Z sıfırdan büyük olur. X artı Z sıfırdan büyük. Bu doğru. Yani doğru bu. Biz yanlış arıyoruz ha. Yanlış E şıkkı. Şimdi geldik buraya. Z artı ne? Şimdi dur. Z'miz normalde küçüktür. Eksi N değil miydi? Ekseni bu tarafa atalım. Z artı N sıfırdan küçüktür. Z artı N sıfırdan küçüktür. Bu da doğru. Geldik buraya. N artı Y. Dur. Y eksenden küçüktü. Ekseni bu tarafa atalım. Y artı N sıfırdan küçüktür. Doğru. Geldik buraya. X Y'den büyüktür demiş. Bir saniye. Şimdi X'imiz neydi arkadaşlar? Pozitifti. Z'miz neydi? Negatifti. Pozitif negatiften büyüktür demiş. O da doğru. Biz yanlış arıyorduk. Yanlış da E şıkkıdır. Şıklardan E şıkkını bulursun ve işaretlersin. Geldik bizim bu sorumuza. Güzel bir soruya benziyor. Şimdi arkadaşlar. Bu da büyüğüm, bu da büyüğüm diyor. Burada A var, burada A var. Burada B var, burada B var. Şunları bir alt alta toplayalım mı? Sadece ilk ikisini. Topladığınız zaman A diğer taraftaki A'yı toplama yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çarpma yapamazsınız. Toplama da yapabilirsiniz. Çıkarma dahi yapamazsınız. Sadece toplama yapılabilir. Çıkarma yapılabilmesi için alt tarafı eksiden çarparsınız. Sonra yine topluyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunları bir alt alta toplayalım. Bu taraftaki A, bu taraftaki A'yı. Bu taraftaki B, bu taraftaki B'yi götürdü. Bak şu A, şu A'yı götürdü. Şu B, şu B'yi götürdü. Burada bir D kaldı. D büyüktür. C kaldı. Bu bir kenarda kalsın. Bir de geldik alttaki şu ikisine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada A var, burada A var, burada C var, burada C var. Bunları alt alta toplayalım. Şu taraftaki A diğer taraftaki A'yı götürdü. Bu C bu C'yi götürdü. B büyüktür de oldu. B büyüktür de. B D'den büyük. D de C'den büyük. A da nerede o? A da B'den büyük. Evet. O zaman A, B, D, C diye sıraladık. Tamam. Hangisi kesinlikle negatiftir diyorum. Buradan başlayalım. A eksi D. Şimdi A D'den büyük değil miydi? D'yi bu tarafa atalım. A eksi D sıfırdan büyük olur. Bu pozitiftir. Geldik buraya. B eksi D. Dur. B büyük D'den. Büyükten küçük çıkarsa bu da pozitiftir. B eksi C. Dur. Bu büyük, bu küçük. Büyükten küçük çıkarsa %100 pozitif. C eksi de dur. Küçükten büyük çıkarsa %100 negatiftir. Cevap Denizli'dir. Şıklardan Denizli'yi bulursun ve işaret dersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Geldik buraya.
Ne demiş? A eksi B. Şimdi A eksi B pozitif. %100 pozitif. D'in bilmiyoruz ki. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünelim. Hangisi? Kesinlikle biz negatif arıyoruz. Ha. Burasına 10, burasına 3, burasına 2, burasına 1 desek. Burası daima negatif olmuyor ki. Pozitif oluyor. 7, eksi 2, 5 çıktı. Yani kesin negatif değil. Ha, negatif olduğu yerler var. Şöyle arkadaşlar. Şuraya 10, şuraya 9, şuraya 8 dersiniz. 10'dan 9 çıktı 1, eksi 8, eksi 7 de olur. Negatif olduğu yerler de var, pozitif olduğu yerler de var. Haberiniz olsun. Hadi bir de yeni nesilden birkaç tane soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, muhteşem iki soruyla dersimizi bitirelim. Buyurun. Maho Ağa, Ali ve sırtında çantası var. Sonra Ali sırttaki çantayı Maho Ağa'ya veriyor. Bu sefer ağırlık arkadaşlar biraz daha aşağıya doğru iniyor. Maho, Ali ve çanta. Ağırlıklar tam sayı. Arkadaşlar ağırlıklarda tam sayı olsun. Öyle ben kesilen resonansıyla uğraşmıyorum. Tamam. Ağırlıklarda tam sayıdır dedik. Ağırlıklar tam sayı. Süper. Çantanın ağırlığını bilen Maho, Ali'nin ağırlığının 15 farklı değer alacağını söylüyor. Çantanın ağırlığı ne kadardır diyor. Süper bir sorudur. Şimdi arkadaşlar, Ali artı çanta, Ali artı çanta kimden ağırdır? Maho'dan. Büyüktür Maho. Sonra Maho ağır artı çanta, Maho ağır artı çanta büyüktür Ali'den. Süper. Şimdi diyor ki Ali'nin ağırlığı 15 farklı değer alıyormuş. O zaman Ali'yi her tarafta yalnız bırakalım. Ali burada neden büyüktür? Ali büyüktür. Çantayı karşıya attık. Maho eksi çantadan büyüktür. Evet. Ali kimden küçüktür? Maho artı çantadan küçüktür. Şu x olsun. Benim bu Ali'nin alacağı ağırlıklar 15 farklı değer mi alıyor? O zaman şu a arkadaşlar x artı 1, x artı 2 nokta 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 x artı 15'e kadar gider. Çünkü x artı 1, x artı 2, x artı 3 en son x artı 15 olur ki bu Maho artı çantada x artı 16 olsun. Hani x artı 16'dan küçük, x'den büyük. O zaman alacağı arkadaşlar 15 tane değer olur. Süper. Maho eksi çanta neye eşittir x'e? Maho artı çanta neye eşittir? X artı 16'ya. Süper. Üst tarafı eksiyle çarpalım. Maholar birbirini götürdü. 2 çanta eşittir 16'dan. Çantanın ağırlığı kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Şıklardan 8'i bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Ali artı çanta Maho'dan büyüktür. Maho artı çanta Ali'den büyüktür. Aziz Allah, ezan okunuyor. O zaman minik bir ara diyelim. Ezandan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, ezanımız da okundu. Tekrardan Aziz Allah diyelim. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Dedim ki Ali artı çanta Maho'dan büyüktür. Büyüktür M diyelim. Maho artı çanta da Ali'den küçüktür. Maho artı çanta da Ali'den küçüktür. Ali'den büyüktür. Daha ağır bastığı için ağırlığı da büyüktür diye düşündüm. Güzel. Şimdi adam benden Ali'nin ağırlığını 15 farklı değer aldığını biliyormuş. O zaman Ali'yi yalnız bırakacağız. Şu çantayı karşıya atalım. Ali Maho eksi çantadan büyüktür. Ve Ali Maho artı çantadan da küçüktür. Güzel. Bu 15 farklı değer alıyormuş. O zaman buraya x desem. X artı 1, x artı 2, x artı 15'e kadar değer alır. O zaman burası x artı 16 oldu. Süper. Alt, üst tarafı eksiyle çarptım. Maholar gitti. 2 çanta. X'ler de birbirini götürdü zaten. 16'dan çantayı 8 bulduk. Geldik sağdaki sorumuza. Böyle bir masamız varmış. 5'e 12 boyutlarında. Şöyle bir masa varmış. Çapına 2x eksi 6 demiş. Böyle bir masamız varmış. Yarı çapına 2x artı 3 demiş. O zaman diğer yarı çapını da biz belirtelim. Bu da 2x artı 3'ten tamamı ne oldu? 4x artı 6 oldu. Süper. Bu masayı tam örtmüyormuş. Üzerine attığımız zaman masa tam örtülmüyormuş. Bu ise
Masayı tam örtüyormuş. Süper. X'in alacağı farklı tam sayı değerler kaç tanedir diyor. E hadi arkadaşlar. Şimdi. Bunun arkadaşlar hipotenüsü kaçtır? 5, 12. Şuranın 13 olduğunu çok iyi biliyorum. Süper. Eğer bu masa bunu örtmüyorsa şu 13'ten çapı %100 küçüktür. Yani 2x eksi 6 küçüktür 13. Eğer bu da masayı tam örtüyorsa şu çap şuradaki arkadaşlar bizim hipotenüsümüze eşit olması lazım. Ki örtsün. Ha fazla da olabilir. O zaman büyük eşittir 4x artı 6 diyelim. Ha eşit de olabilir. Çünkü tam örtülür. Büyük de olabilir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunun çapı şunun arkadaşlar hipotenüsünden %100 küçüktür ki tam örtülmüyor. Güzel. Diğer de büyüktür. Önce bu ikisini inceleyelim. Eksi 6'yı karşıya attım. 19. X küçüktür. 19 bölü 2. 6'yı bu tarafa attım. 7. 4'e böldüm. X büyüktür. Büyük eşittir. 7 bölü 4. Güzel. Ha çözüm kümesini isteseydi. 7 bölü 4'ten 19 bölü 2 arasındadır. Bitti. Ama benden ne istiyor? Kaç tane tam sayı değeri alır diyor. X 7 bölü 4'ten büyük eşit. 19 bölü 2'den de küçüktür. 19 bölü 2'nin ben 9,5 olduğunu çok iyi biliyorum. Burası 9,5. Tamam. 7 bölü 4 de 1 küsur at. 2 değil. 1,7 diyelim. Hadi attım. 1,7'den büyük hangi tam sayılarım var? 2 var. 3 var. 4 var. En fazla 9 olur. Alacağı 8 tane tam sayı değer vardır. Haberiniz olsun. Şıklardan 8 tane tam sayı değeri bulup işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Bu masayı tam örtmüyor. O zaman şu çap şu hipotenüsten küçüktür. Bu da örtüyormuş. Eşit de olabilir. Çünkü eşit olsa arkadaşlar tam köşelerine denk gelir. Diğer taraflar sarkar. Örtebilirdi. O zaman büyük eşittir diyeceksiniz. X'i bul. X'i bul. Alacağı değerler 2 ile 9 arasındaki tüm tam sayılardır. 2 ve 9 da dahil olmak üzere 8 tane değer vardır. Şıklardan 8'i bulursunuz ve işaretlersiniz. Konu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip bir de yorum atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.